Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Liseli kızların erkek kavgası dehşete düşürmüş abi. Oh, Kate Fight. Hastasıyız. Nerede baba? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde. Niye çekmiş? Şimdi iddiaya göre aynı erkekten hoşlanan lise öğrencisi iki kız saç saça baş başa kavga etmişti. Kavga cep telefonuyla görüntülenmiş. Var mı sende? Nerede bakayım? Ya işim yok, sana Kate Fight mi izleteceğim abi? Sana şunu sormak istiyorum. Senin için kadınların kavga ettiği oldu mu abi? Olmaz mı? Oldu tabii. Hadi be, ne zaman, nerede? Abi, Paris Saint-Germain'de uyunuyordum. Pascal benimdir. Ya benimdir. Öyle vuruyorlar. Yavrum, o kadınlar senin için kavga etmiyor ki. Onlar Paris Saint-Germain'de oynayan UEFA kupasını kaldırmış bir adam için kavga ediyorlar. Seni tanısalar bırak kavgayı, birbirlerine ikram ederler ya. Kadir, sen var ya, benim tanımamış. Vallahi. Çok yazık abi. O değil de Pasko. Bu kızların uğruna kavga ettiği olan daha lise talebesi. Olamadık şöyle ikonik bir erkek. Aman 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 aman. Ben istemem abi. Benim için kavga var ya. Etmişsin. Aman. Evet ya. Seni kavgada kazanınca söz hakkın olmuyor ki. Ağzını açacak olsan kız konuşma, ben seni bileğimin gücüyle kazandım diyor mesela. Bak. Evet abi. Ben obje miyim? He? Sakso muyum ben? Sakso mu derken? Yani... Sakso işte. Çiçek diyorsun ya. Yavrum o sakso değil lan, sakso. Allah seni ne yapmasın. Ya Kadir, sakso neydi? Sakso. İnsanın kendine yakışanı giymesidir diyeyim Pascal. Öyle miydi? Ya bırak şimdi bunları. Biz bu genç kardeşimizi bulmak ve yarı yaşımızda da olsa elini öpüp kendisine bağlılıklarımızı bildirmek istiyoruz. Ustamız olsun, bize öğretsin. Bir erkek ne yapar da uğruna kızlar birbirine girer? Ben aklım ermedi ki bu işe ya. Ben söyleyeyim mi? Söyleme, söyleme. Söyleme çünkü ne diyeceğini biliyorum ben. Söyleme. Evet tamam. Söylemeyiz. Çok da fifi. Yalnız çok özendim şu çocuğa ya. Düşünsene. Kim bilir kendini ne kadar özel hissediyor ya. Ya ya bırak ya. Sümüklü çocuk teki. Aa, kıskandın sen. Kıskandın çocuğu. Ne kıskanacağım ya? Tıfır. Ya şu an var ya. Galatasaray UEFA kupasını kazandığında biz Fenerler nasıl konuşuyorsak öyle konuşuyorsun ha. Kadir, Pascal bu. Başkasına bakmaz. Kendini bakar. Ha, benim başarım bana yeter diyorsun. Aynen öyle. Başkalarının başarısı beni ilgilendirmez diyorsun. Tın! O kadar. İşte bu be Pascal, işte bu. Özgüven budur kardeşim. Tabii abicim. Kendine güven. Zaten bu hayatta sana güvenen tek Allah'ın kulu sensin Pasko. E o da yeter bana. Ama istemez miydin uğruna harbiden kızlar kavgası? Yok be dayı. İstemem ya. Ya ben arada isterdim ama olmadı. Olamadı. Yani olduramadık abi. Gene al lan. İster misin? Yok. Omuzunu da al. Yok. Omuzunu da? Yok yok, istedim. İyi tamam. Çıtaksız tamam. Didigar. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Yes sir. Kim Kardashian hani Paris'te soymuşlardı ya. Öyle mi olmuştu? Abi be. Ah be abi. Ben soysaydım. Yavrum öyle soyma değil. Kadının otel odasından hırkızlar girdi. Mücevheratı çaldıydı ya. Ne diyorsun be ya? Ya Kadir ya. Paris var ya. Çok bozuldu be. Ya dur sinirlenme. Şimdi de bu Kim Kardashian'ın Los Angeles'taki villasına girmiş hırsızlar. Abi hırsız mı? Tadını aldı mı? Ya ben derim ki kimi bir arayalım, bir geçmiş olsun diyelim hacı. Ara ara abi. He. Doğru diyorsun. Arıyorum. Arıyorum Kim Kardashian'ı arıyorum efendim. Çalıyı. Çalıyı. Aha da açıyı. Alo. Fransa'da otelde soyulduktan sonra geçen gün evinde de soyulan Kim Kardashian'la mı görüşüyor? Selamın aleyküm hacı kim? Ben Kadir Çöptemir, Pascal Numa da burada. Alo. Ne haber kız? Zilli. Soydurlar mı yine? Evet kim, bu hırsızların ayağı sana alıştı bebeğim. Dikkat et, başka yerlere alışmasın. Benim tahminim bu gidiş iyi değil kim, bak açık söylüyorum. Aa canım ya. Ya Kadir. İsteler be abi. Öhö. Öhö Pascal. Ne var ya? Alo. Canım kim, nasıl oldu bu? Yani soygun olayı nasıl oldu? Ne sıktılar dedin canım? Allah Allah. Ne diyor abi? Abi dedi, hocam içten geldi dedi. İmeğini yedirdim dedi. Koltuğuna çekildi dedi.
Batı sahili NBA finallerini izlerken mayıştı bu dedi. Klasik koca. Sonra diyor kapının altından bayıltıcı sprey sıktılar diyor. Uyuşmuşuz ikimiz de diyor. Bir kalktık gidiyor kocam diyor altına işemiş diyor. O ne ya? Abi adam tutamaz demek ki bayılınca ya. Onu temizleyeyim derken diyor yatak odasına bir gittim ki diyor. Düğünde takılan her şeyi almış şerefsizler diyor. Kaynımın taktığı çeyrek, kaynanamın taktığı set, kayınbabamın taktığı beşi bir yerde. Hepsini almış gitmiş o çocukları diyor. Ne lan bu? İn düğünü mü? Ama takmışlar ya. Peki kim? Aynı hırsızlar mı bunlar kız? Ha? Fransa'dakiler. Ha bunlar başka. Kadir. Bu kızın kocası var ya. Hiç iş yok. Bak alo kim? Bak Pascal diyor ki ne? Onun kocası diyor Suman erkeğe. Bir erkek diyor eve hır kız girdiği zaman kalkar bir kükrer ya diyor. Evet. Evet. Ha vay. Ne yapmış abi? Ne hayır iş? Diyor daha evvel de eve hırsız girmişti diyor. Kocam kalktı diyor yatağın altındaki satırı aldı diyor. Hırsıza salladı diyor. Kocalık vazifelerini bir hakkın yerine getiren bir erim var benim diyor. Uyku spreyi sıkınca diyor. Gaflet bastı hepimiz. Boynumuzu büktük diyor. Ya Kadir ya. Biz ne konuşuyoruz ya? Oğlum Kim Kardashian'a sormuşlar onu konuşuyoruz işte. Ama tamam da abi. Muhabbete bak ya. Saçma sapan ya. Alo kim? Ha ne dedin? Kaynanan mı? Niye? Vay 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 vay. Ne olmuş ona? Niye merak ettin? Hani saçma sapandı muhabbet. Na ne olmuş be abi? Söyle ya. Kaynanası çok zulmediyormuş kime. Kocama fiştik vereyi diyor. Kim denen zilli adam tutup maksus soydurmuştur. Düğündeki takıları kendi sülalesiyle pey edecek diyormuştu kaynanası. Vay arkadaş. Kaynanalık var ya global bir şey demek. Oğlunu veren ana aklının da yarısını verir derler Pascal, unutma bunu. Onlar düşünsün. Bana ne? Alo kim canım? Parmak izi falan alındı mı evden? He alındı. Ha bir de nereden dedin? Allah Allah. Ne diyor abi? Evde hırsızların parmak izi alındı. Bir de g***den parmak izi aldılar diyor. O niye lan? O uyurken gören hırsızın dayanmasına imkan var mı? Yok. İlla bir finger yapmıştır demiş polisler. Sırayla kimin neticesinden parmak izi almışlar. Biz de alalım abi. Kriminal araştırma. Razı mı abi? İyi parmak alayım. Efendim kim? Ha. Kim geldi dedin? Allah Allah. Oldu o zaman görüşürüz canım. Hadi işin gücün rast gelsin. Tabancandan ses gelsin. Kim çıtaks? Kim gelmiş abi? Ne diyor? Kentucky Eyaleti Polis Departmanı da topluca parmak izi almaya geldi diyor. Ülkedeki bütün emniyet teşkilatları benden parmak izi alıyor, bakıyor diyor. Ülkem beni seviyor diyor. God bless US. Hey dedi kapadı. İyi mi? İyi. Oo çıtaks oldu bu iş. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Gel diyor. Şu an stüdyomuzda kim var? Aman abi. Vampirella. Korkunç kadın. O geldi. Hayır anlamıyorum. Vampirella senin anandır bir kere yani. Ay ne demek Vampirella? Ay ben Karamici miyim? Sen bana bir nevi böyle erkeklerin parasını yiyen ucuz kadın mı demek istiyorsun? Ben kendi ayaklarım üzerinde duran, zaman zaman böyle casual, zaman zaman klasik giyim tercih eden, stilettolarını İtalya'dan, makyaj malzemelerini Fransa'dan alan, yıllık izninin bir bölümünü Venice'te geçiren, bir plazanın en alt katında Order of Chief Assistant olarak başladığı kariyerinde merdivenleri hızla tırmanarak plazanın 46. katında Assistant of CF olarak çalışan güçlü bir kadının bir kere. Hanımlar beyler anlaşıldığı üzere stüdyomuzda Plaza Frigiti canavar Cavidan hanımefendi gelmiş bulunuyor. Hanımefendi senin anandır. Öyledir gerçekten doğru. Annem çok hanımefendi kadındır. De sen hanımefendi lafından niye rahatsız oluyorsun Cavidan? Hanımlık, efendilik böyle bunlar eskiden kalmış feodal bir takım ifadeler. Hem erkeklerin kadınları kandırmak için uydurduğu laflar. Ne diyeceğiz biz sana? Kadın diyeceksiniz. Kadınım ben, kadın. Tamam, biz de sana erkeksin demiyoruz zaten. Allah Allah, kadınsın gördüğümüz kadarıyla. Bayan desek olmuyor mu? Bayan sensin, insanları bayıyorsun, iğrençsin çünkü. İlkelsiniz, ilk insanların ilkisiniz. Ay burası yine ekşi ekşi erkek koktu yahu.
Cavidan'cığım, rutin arızanı yaptıysan sana gelmiş sorulara dönelim canım. Onları cevaplayacak mısın? Hayır, cevaplarım yani ama evlenme tekliflerini kabul etmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Neden Cavidan? Gençsin, güzelsin. Mutlu olmak senin de hakkın. Ay, evlenince mi mutlu olacağım? Bir tane ayı postu alır yere sererim. Sizinle aynı işi görür. Erkek dediğin nedir ki? Postundan başka nesi var? Ya Cavidan, sen erkek görmemişsin. Kim? Ben mi erkek görmedim? 19 yaşında bir plazanın en alt katında başladığım kariyerimde 46. kata Assistant of CFO olarak gelene kadar ay binlerce erkek gördüm. Hepsi de ilk insanların ilkiydi. Hele hele plaza erkekleri, hele plaza erkekleri. Heh, Cavidan, evet. Çok fazla sözü edilmeyen bir konu bu. Plaza kadınlarını biliyoruz ama plaza erkeklerinden çok bahsedilmiyor. Bir plaza insanı olarak, ömrünü plazalara vermiş biri olarak bu plaza erkeklerini anlat bize ya. Plaza erkeği şeytandır, iblistir, devil. Aman şeytana bismillah. Niye öyle diyorsun ya? Bunlar böyle bir model olur. Böyle uzun boylu, takım elbiseli, tahsilli. Ay bunlar hep kandırıktır. Plaza erkeği her sabah kalktığında tek bir şey düşünür. Bugün plazada kimi s***ten? İlkelsin ama evet, doğru. Yes right. Plaza erkeği dışı nikelajlı konserve kutusudur. O pahalı takımlar, o Mont Blanc kalemler, o saçlar, o sosyal aktiviteler. Ay hep bir tek şey için. Plazadaki en kariyerli dişiyi ağına düşürmek. Sinsi plaza erkeği. İki dakikada plaza erkeklerinden tiksindirdin bizi Cavidan. Erkek zaten tiksinç bir şey. Ay bak, erkek dedin. Ay burnuma ekşi testosteron kokusu geldi. Ay midem kalktı. Kusacağım. Cavidan, bir şey itiraf etmek istiyorum. İlkelsin, mamutsun, krokodilsin ama itiraf et hadi. Cavidan, ben sana aşık. Tabii ki de aşıksın. Çünkü niye? Güçlü kadınım, Everest'in zirvesi gibi böyle erişilmezim. Uçurumlarda açan bir yaban çiçeği kadar uzak ve güzelim. Tabii ki de aşık olacaksın. Oo, amma dövdün kendini Cavidan ya. Mecburen sizin gibi böyle ilkeller, ilk insanların ilkleri, sizin içiniz var ya, pet shop gibi hayvan mağazasına dönmüş. İltifat etmeyi bilmiyorsunuz. Ay kadına bir güzel söz etmeyi öğrenememişsiniz. Ay ne yapayım ben? Ben de kendi kendime böyle iltifat ediyorum. Ha, biz sattariyiz yani. Ha? Öyle mi Cavidan? Konuşurken böyle bana sokulma. Yaldır yaldır bir testosteron kokusuyla karışık sarımsak kokusu geliyor senden. Ya söylemesi ay, bol sarımsaklı birer kelle paça içtik Pascal'la yayına girmeden. O belki şey oluyor yani. Ay iğrençsiniz, disgusting. Ay ilkelsiniz ve orangutansınız. Ay yediklerinizden belli. Kelle ile paça, hayvanın başıyla sonunu ancak böyle ilkeller yer. Ya Cavidan, antibiyotik olsun diye şey ettik. Bol sarımsaklı. Vampirler bile sarımsaktan korkuyor. Ay siz korkmuyorsunuz. Asıl kan emici sizsiniz. Erkekler, ilkeller, aligatörler, krokodiller. İğreniyorum sizden. Allah'ım, iki tane böyle alfa erkeğin arasında kaldım. Kurtar beni ya Rabbim. Ay çatırt. Çatırt değil Cavidan. Çıtaks. Heh, biz ilkiniz. Ondan çıtaks diyoruz. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Senin Instagram adresin neydi? P numara 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Bekliyoruz efendim. Bu arada bize Dilber Kortaylı hocamıza, Büyük Başkan Sen Thunderbolt'a ilişkin sorular sormak isterseniz de Pascal Altçizgi Kadir adresine gönderebilirsiniz. İşte o an geldi Pascal. Hangi an canım? Yavrum hala soruyor mu? 4 yıldır soruyor, ne kafasın ya. Benizlerin sarardı, duyguların tosardı. Şiir dünyasının sisli amaçlarında hobilik hobilik dolaştığımız o an ya. Şiir style. Aa, yine mi? Her zaman. Yine mi değil, her zaman. Daima. İnadına. Sen mi yazdın? Evet, hayır. Bugün Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinden iki seçki şiir okuyacağım. Ay Bay Lazan, vallahi. Bir de Posta. Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri. İlk şiirin adı sürpriz olsun. Bakalım bu şiir kime yazılmış, bilecek misiniz? Oku bakayım bari. Evet. Hadi. Su gibi aziz ol. Benim için de azizsin. Vazgeçilmezsin, gözdemsin, favorimsin, adamsın, canımsın. Ara sıra beni çayla. Kolayla, gazozla, sütle, kahveyle, enerji içeceğiyle aldatsam da hepsi bir yana, sen bir yana.
Dönüp dolaşıp geldiğim Kürtçü dükkanımsın. Allah'ın bana bahşettiği en güzel şeysin. pH değerin minerallerin, sertlik derecen kireç oranın önemli değil. Hastayım sana. Evet Pasko, bu şiir kime yazılmış sence? Manita'ya. Sevgiline mi yani? Evet. Aha, peki Pascal. Efendim. Sevgilinin pH değeri, sertlik derecesi, kireç oranı var mı abi? Nasıl bir sevgili o ya? Abi sertlik derecesi var. Yani baktığın zaman... Tamam lütfen. Sözü tamam. Gittiği yer belli. Hayır Pascal, bu şiir su için yazılmış. Su mu? Evet, bildiğin su için yazılmış bu şiir. Abi kim su için şiir yazar? Sanatçı böyle Pascal. Duygusunu ne zaman, nerede, ne için tosaracağı belli olmuyor ki ne. İşte bu şair abimiz de duygularını su için tosartmış. Oturmuş bu şiiri yazmış. Aman abi ya. Yazmışsaymış. Daha büyük bomba var. Hazır mısın? Daha mı var? Ya bir büyük şiir var Pasko. Ya sitem dolu bir şiir. Yine Posta Gazetesi'nden, yine Yurdum Şairleri Köşesi. Abi yarın oku. Valla o vurdur durur. Yarın kendi yazdığım şiiri okuyacağım. Bugün Posta Şairlerinin günü. Evet, şiirimizin adı Nereden Düştüm Ben Bu Garıya? O ne lan? Öncelikle karı ifadesi için tüm hanımlardan özür dilerim. Bizim tarzımız değil ama şair şiirinde bu kelimeyi kullanmış ve garı olarak kullanmış. O yüzden okuyorum. Yoksa biz kibarız. Öyle mi Pascal? Sapına kadar. Efendim? Staks. Tövbe yarabbim. İşte bir şiir. Nereden düştüm ben bu garıya? Ortalığı toplayamaz. Bulaşığı yıkayamaz. Üşür de soba yakamaz. Nereden düştüm bu garıya ben? Oldu. Okay. Hizmetçin vardı. Bravo Pasko. Ha, az ya da bir hizmetçi tut değil mi? Müşterek evet, hayat. O yapamıyorsa sen yap. Efendim? Evet. Ağzım bağlı yiyorsun. Evet, devam edelim. Yemeği pişiririm ben. Ortalığı devşiririm ben. Çenem durmaz konuşurum ben. Nereden düştüm bu garıya ben? Kadir. Günah aldım. Valla. Elif yapıyor mu? Evet. Artık yapa yapa nasıl canı yandıysa şiir olarak yok. Beyler biz bir ay yapınca bakıyoruz kadına bir ömür yapıyor ama onu da unutmayalım. Ondan sonra. Bak 6 yaşındayken yazdığım bir mani var, onu okuyayım mı konuyla ilgili? 6 yaş. Evet 6 yaşımda yetkin bir şairdim ben ya. Ha ne diyordum? 6 yaşımda Eskişehir'deki evimizin bahçesinde otururken yoldan geçen yaşlı bir karı koca gördüm. Ve o amcaya hitaben mani yazdım ya. Hadi oku bakayım. Emme emme beri bak, kulağıma küpe tak, hiç kimseden fayda yok, karıcığına iyi bak. Bravo Kadir. Otur sıfır. Canım. O yaşlarda bile şiire hakimiyeti. İnanılmaz ya. Neyse, Posta şairimizin şiirinin finalini yapıyoruz. Yap dayı. Ne söylersem söyleyeyim, inattır benimle konuşmaz. Yerde yatar divanda yatmaz. Nereden düştüm bu garıya? Güzelmiş. Finalde biraz işte ama neyse yani. Evet. Yalnız ben yengeyi de kınamak istiyorum. O niye baba? Niye yerde yatıyorsun? Ayıptır. Şunu unutma Pascal. Yalnız yatan şeytanla uyuyor. Bunu da benden öğren. Abi ben yıllardır öyleyim valla. Şeytan yatıyor demek. Oğlum sen kendin Lucifer olmuşsun lan. Şeytan kaçar senin olduğun yerden ya. Kadir. Ararım akıllı. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Paskal. Kadir. Sana bir şey soracağım. Sor babuş. Bu ünlü ünsüz herkesin, özellikle Twitter'dakilerin ayna görünce dayanamayıp ayna karşısında kendi fotoğraflarını çektikten sonra tweetlemesine ne diyorsun bro? Ben de yapıyorum. Benim ne yapıyorsun, yapma o zaman. Ne var lan? Arkadaş Twitter ayna karşısında kendinin resmini çekmiş gudiklerden geçilmiyor. Ben anlamıyorum bunu, sen de yapma. Yeter artık ya. Ama güzelmiş. Ya bir insan neden böyle bir şey yapıyor abi? İlgi istiyor. Abi bu ilgiyi aşar, alenen başka bir şey istiyor. Ne gibi? Hayır, çektiren de efendi gibi çektirse ya. Ya bikiniyle ya baksınlar, normal bir insan evladı gibi ayna karşısında fotosunu çekip yayınlayan yok. Gerçekten. Senin de var mı öyle resimlerin? Var tabii. Senin sıfatın ayın ben emin. Neden çektin? Abi gece geç oluyor. Şeytan dürtüyor. Yavrum niye boy aynasının karşısında kendi resmini çekiyorsun? Gece geç vakit şeytan dürterse ne yapacağın belli. Ne yapacağım? Elizabeth, Eleanor ya da eski sevgiliye ne yapıyorsun mesajı. Rüyamda gördüm, iyi misin yalan dolu mesajı. Oradan yürümece. Efendim? Nereye yürüyeceğim? Artık orası sana kalmış. Ama bu kendi resmini çekip Instagram'da, Twitter'da bu atmalar, bu nesi arkadaş bu ya? Paylaşım be abi. Abi bu nasıl paylaşım?
Ekmeğini paylaş, paranı paylaş, sevgini paylaş. Yarı cıbıl resmini niye paylaşıyorsun? Hay güzel biri paylaşsa tamamım. Bulgur pilavıyla büyümüş göbeği. Ne bileyim öyle acım çirkin, çirkin adamlar da çekiyor bu resimleri. Ne yapayım ben arkadaş ben senin resmini ya? O yanlış tabii ya. Olmuyor. Bak biliyor musun ben bu cep telefonlarının fotoğraf özelliği geliştikçe çok mutlanmıştım Pascal. Niye baba? Dedim ki lan cep telefonlarının kameraların gelişmesi neticesi fotoğraf kalitesi artar. Ne bileyim güzel bir şey. Memlekette yetenekli kameramanlar, yönetmenler, fotoğraf sanatçıları çıkar. İyilik olur bu demiştim. Ne çıktı? Sapıklık çıktı, iblislik çıktı. İblislik çıktı. Sanat çıkmadı. Çok haklısın. Buradan da vatandaşa sesleniyorum. Allah aşkına bir durun. Bir son verelim buna ya. Bu kendi fotonuzu çekip internete koyma. Hayır. Ya lazım olur. Mesela Google'da kendi resmimi aramam gerekiyor. Kadir yazar yazmaz bir sürü kıllı börtlü Kadir resmi çıkıyor. Kendimden soğuyorum. Bir duralım arkadaş ya. Kadir. Instagram'da da koyuyorlar. Abicim bu ayna dediğin üstünü başını saçını sakalını düzeltmek için kullanılan bir şey. Geçip karşısına niye anlamadım ki ben. Sen yapmıyorsun. Ben aynanın karşısına doğmam Pascal'cığım. Bir kere kendimden tahriklenen bir insan değil. Ayıp, ayıp. Ama Kadir bir şey diyeceğim. Vücudun güzel olsa yapar mısın? Pascal, şimdi kendime dair bir takım detayları vermek istemem ama Brad Pitt bile Kadir abi günde 10 saat spor yapıyor. Senin gibi bir fiziğim olmadı çok üzülüyorum. Bodybuilding çalışma programını bana verir misin diye WhatsApp'tan mesaj çekmişti. Brad Pitt. Seni vücutta istiyorum. Ya ne? Öyle mi? Ne sanıyorsun kardeşim? Bak bir ayağa kalktığım zaman bir bak bakalım. Bak nasılım bak. Bak. Yani Kadir net bir şey değil mi? Ama öyle bir an bakıp geçme. İyice bir bak. Ben baktıkça güzelleşir. Uzun evet, bak. Evet evet. Bir havam var. Ya bak sen biraz daha bak. İyi, derin derin. Ya Kadir'cim valla etkilenmedim desem yavan olur. Yavrum sen iyice bir bak. Şöyle alıcı gözüyle bir bak. Ya Kadir'im al beni. Aha. Seni yormak istiyorum. Aha bak bu da kapak olsun. Kadir'in cazibesine kapılan ifla olmaz ya. Hadi şimdi iki çayla bir ara verelim. Hadi bakalım. Gel şeker. İki. Tamam. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Şu an stüdyomuzda kim var? Dilberim geldi. Evet yeryüzüne düşen ilk bilgi taneci. Büyük beyin, büyük karizma, sakal kıllarından bile bilgi akan, terinden bile bilgi damlayan, kütüphanelerin boz yiğidi, kitap kurdu, bilimin zirvesindeki kürsünün tek sahibisi ya. Gizli ilimlerinde piri, Profesör, Doktor Dilber Kortay. Yani Kadir sabah sabah cahillik diz boyu gene söylemeyeyim diyorum olmuyor. Ne oldu hocam sabah sabah yine? Sabah gelirken servis arabasının camı açıldı. Okula giden çık olan lan değil ben ne haber diye laf attılar bana. Ya hocam genç bunlar hoş göreceksin. Ondan sonra da dünya kadar bilgin var türlü türlü huyun var dediler. Ay çok üzüldüm. Aa çok ayıp etmişler. Ama hocam harbiden geniş yani sizi takdir edersiniz. Ben o kadar kitap okudum hepsi beynime sığmıyor. Neticemde de bilgi depoluyorum. Yok artık orada da mı bilgi var hocam? Tabi sol lobda komple meydanlar uzman. Sağ lobda da ana Britanika var. Ya Kadir ayakla küçük ben. Mersi canım. Ansiyante monsiyante önde tura 1-2-3. Nibo çok uçsun ya. Maşallah sen de bugün bir değişik gözüküyorsun. Aferin sana spor mu yapıyorsun sen? Ha hep böyle o. Aygır gibisin maşallah. Beyler lütfen beyler radyo stüdyosunu haraya çeviriyorsunuz ama. Dilber hocam dinleyicilerden gelen sorular var bakalım mı? Ver bakalım cahili. Metin'den gelmiş Dilber hocam insansız hava aracı ne demek? İnsansız bir hava aracının kime ne faydası var diyor. Dünyada insanlık mı kaldı ki hava aracında insanlık olsun? Yani cahilce bir soru. İnsansız hava aracı röntgenciler tarafından kullanılır. Uluslararası rönt dediğimiz hadise diplomatik göz banyosu için. Vallahi Dilber hocam ben hiç böyle bir yorum duymadım ama madem diplomasiye girdiniz. Peki şöyle bir soru var.
Angela Merkel Türklerin Avrupa Birliği'ne girmesine karşıyım diye açık açık söylemiş. Almanlar niye bizim Avrupa Birliği'ne girmemize karşı çıkıyorlar hocam diyor. Şimdi Almanlar baktığın zaman Cermen dediğimiz bir kabiledir. Bunların kadını ayda 4 kilo süt verir, erkeği ise hayvan gibidir. Dağa taşa vur, tarla sürdür, bana mısın demez. Bunlar hayvanlıktan insanlığa geçiş sürecinde bir yerde Türklere karşı bir antipati uyandıracak hadise yaşıyorlar. Ne gibi hocam? Orasını bilmiyoruz ama o günden beri korkudan bunlar osuruklarını tutamazlar. Ona da bahane uydurmuşlar. Bizde osurmak ayıp değil diye. Yani böyle bir millet. O Angela Merkel osuruklu karının tekidir. Ben Berlin'de ders verirken öğrenciydi. Bu ahlaksız bir kadındı. Onunla bununla gözüke gözüke öyle okudu yani. Nasıl olduysa da şans ölüyordu. Şimdi de gelmiş yok Türklerin AB'ye girmesine karşıyım diyor. Niye? Çünkü vaktiyle bana asıldı bu. Ben buna yüz vermedim. Onun acısı var tabii. Yani Angela Merkel, siz zıplamadınız diye mi bizi Avrupa Birliği'ne almak istemiyor? Aynen öyle. Yani cahil bir kadın. Tabii diş buğdayı nedir, loğusa şerbeti nedir diye sor. Hiçbirini bilmez mi? Hocam sizin hayatta takdir ettiğiniz bir insan oldu mu ki ne şimdiye kadar ya? Olmadı. Takdir etmem ben. Bilim takdir kabul etmez. Tenkit sever. Ben hep eleştiririm. Bana bir obje ver, hemen eleştiririm. Paskal, Dilber Hoca'ya eleştirmesi için bir obje göster misin canım? Tabii canım. Buyurun. Ay obje mi bu yani? Kedi ölüsü gibi. Ne bu böyle sabah sabah? Buyurun eleştirin hocam. Yok, bu bilimsel olarak eleştirilemez. Laboratuvarda fizikçilerin bakması lazım buna. Ay ben tarihçiyim. Ay bitmedi mi daha ya? Sıkıldım ben. Mart sıkıntısı bastı içim. Hadi beni arabaya bindirin de şöyle sahilde bir gezdirin. Çay falan içelim. İçimiz açılsın. Cahiller sizi. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal. Gel Diyancığım. Dinleyici sorusu var. Hadi bakalım abi. Twitter adresimizi ver. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir. Evet. Diyor ki dinleyicimiz. Abiler, kız arkadaşım makyajsız görmeye tahammül edemiyor. Gregor Samsa gibi değişim geçiyor. Ben bu kadını makyajsız ne yapacağım ya demiş. Abi o genel bir soru. Evet, Aragaz'da biz bu soruna çok değindik. Eşlerimizin, sevgililerimizin makyajsız halleri konusunda yapacak bir şey yok maalesef. Şahsen ben sorunu Duty Free'den bol bol makyaj seti alıp efendim, hediye ederek çözüyorum. An itibariyle arabasında, çantasında, evin bütün odalarında, iş yerinde, çekmecesinde falan makyaj setleri koyuyor. Ondan sonra başın rahat oluyor yani. Size de bunu tavsiye edebilirim ancak. Efendim? Ya abi, çok iyi fikir ya. Ya o seyahat boyu makyaj setini icat eden mekan cennet olsun bro. Ya ben bunu keşfedene kadar neler çektim ya. Ne çektin abi? Abi 2 sene önce. Eve biraz geç gidiyorum. Girdim içeri yorgunum. Işıkları bile yakmaya üşenmişim. Bir baktım lan mutfakta ışık var. Allah Allah, ne oluyor, hırsız mı girdi falan çaktırmadan gidip kapı aralığından bir baktım lan, acayip bir şey buzdolabından çilek gibi. Hadi canım. Hemen bizim Hak'tan aradım çaktırmadan. Artan kim? Ya bu Sirius Uzay, UFO Uzay Bilimleri Merkezi var ya. Türkiye'deki UFO olaylarını araştır. Onun başındaki arkadaşımız Hak'tan. Hak'tan aradım dedim. Hak'tan. Abi dedim, evimde uzaylı var, ne yapacağım dedim. Nerede dedi? Mutfakta dedim. Ne yapıyor dedi? Dolabı açmış, çilek yiyor dedi. Abi o kız arkadaşındır, makyajını çıkardığı için tanıyamamışsın dedi. Abi bir baktım hakikaten o ya. Abi değil mi ya? Nasıl değişiyorlar ya? Ya ben de anlamadım bro. Bu arada hanım dinleyicilerimizden de bütün erkekler adına bir ricam olacak. Hanımlar, şimdi makyajsız halinizi aldık, kabul ettik. Zaten yapacak bir şey de yok. Yalnız gece yatarken makyajını çıkar. Öyle yatma ablacığım. Evet abi. O çok önemli. Hayır o yani primerdir, bilmem nedir, kalınlaştırıcı bir şeyler var, sürüler. Onlar birbirine giriyor. Surat Salvador Dali'nin tablosuna dönüyor ya. Pascal, geçen bir arkadaş anlattı. Gece bu su almaya kalkıyor. Tam yataktan kalkacak, bir bakıyor yanında alien gibi bir şey var ya. Ya oğlanın dili 3 gün tutuldu babaya. Alien neden gelmiş? Yavrum ne alien, alien manyen değil ya. Kız arkadaşı makyajını çıkarmadan yatmış. Tabii gece dön ora dön bura, makyaj birbirine girmiş. Surat olmuş alien. Yani çocuğun dilini 3 günde çözemedik, ne hocalara okuduk. Biz rahatız be. Vallahi yataşa sabah aynı kalk. Vallahi ne makyaj derdi var, ne perma derdi, ne cımbız.
derdine bir şey. Kadir, cızbız ne be? Hani o lazerle epilasyon kadın jargondaki adı cızbız değil mi? Cızbız biliyorum ben. Ulan Kadir, sen de var ya, her biliyorsun. Yavrum, değirmen değil mi artık biz bu sakalı, he? Bu arada var ya, akbabayı döndün ya. Ya beni yollar değil, yıllar yordu be Pascal. Yürü be! Yüz geldi kadın. Çıtaks ama beraber yürüyelim. Efendim bugünlük mesai biter. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.